Arkadaşlar, ben sosyal bilgiler öğretmeni Ülkü Genç. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlarla yani ikinci ünitemizle devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde ikinci ünitenin ilk konularını ele almıştık. Birinci Dünya Savaşı nasıl çıktı? Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdi? Hangi cephelerde savaştı? Bunları işlemiştik. Şimdi de Birinci Dünya Savaşı'nın sonucuyla birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. Karada üstünlüğü elinde tutan Almanya, denizlerde bir türlü İngiltere'ye üstünlük sağlayamıyordu arkadaşlar. Neden? Çünkü İngiltere bir ada devletiydi. Ve bu avantajının yanı sıra deniz yoluyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri malzeme satın alıyordu. Bunun üzerine İngiltere'yi abluk altına alan Almanya, bu ülkeye mal taşıyan gemileri yani deniz altlarını batırmaya başladı. Bu olaya dayanamayan ABD, savaşın sonunda Almanya'ya savaş ilan edecek arkadaşlar. Ve ABD'nin de savaşa girmesiyle ittifak devletleri ard arda yenilgiler aldılar. Ve savaştan çekilen ilk devlet Bulgaristan olacak. Biliyoruz ki Bulgaristan, Çanakkale cephesinde kazandığımız başarıdan sonra savaşa dahil olmuştu. En son katılan ve ilk ayrılan devlettir arkadaşlar. Bulgaristan'ın ayrılması ile müttefikleriyle kara bağlantısı kopan Osmanlı da çok zor duruma düştü arkadaşlar. Bunun üzerine Osmanlı yöneticileri de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak 30 Ekim 1918'de savaştan çekilmiştir. Osmanlı Devleti'nden sonra Avusturya Macaristan ve en sonda artık Almanya arkadaşlar savaştan çekilerek Birinci Dünya Savaşı sonlanmıştır. Peki neler oldu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra? Sınırlar yeniden çizildi arkadaşlar. Resmen dünyanın siyasi haritası değişti arkadaşlar. Çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Yerine ulus devletler kurulacak. Mağlup devletler kadar galip devletler de yıkıma uğramıştır. Çünkü milyonlarca insan ölmüştür arkadaşlar. Ve ülkeler ve şehirler harap olmuştur. Savaş cepheden taşıp şehirlerin içine karışmıştır. Yani sivil halk da bu savaş sırasında ölmüştür arkadaşlar. Ve harap olan şehirlerde uçaklardan atılan bombalar, zehirli gazlar milyonlarca sivilin de hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Ve bunun sonucunda sivil ölümlerini azaltmak için sivil savunma teşkilatları kurulmaya başlanacak arkadaşlar. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın bu kadar çabuk sonunun gelmesini hazırlayan olay nedir? ABD'nin savaşa girmesi. Ama ABD'nin savaşa girmek istemesinde bir şartı vardı arkadaşlar. Savaşa itiraf devletlerinin yanında girmeyi kabul etti. Lakin şartı vardı. Şartı Wilson ilkeleri arkadaşlar. Bunu Başkan Wilson yayınladığı için Wilson ilkeleri diyoruz. Savaşın sonlarına doğru bir bildiri yayınlıyor. Biz buna Wilson ilkeleri olarak tarihe geçiriyoruz. Peki neler var bunda? Yenilen devletler savaş tazminatı ve toprak alınmayacak. Şimdi mantıken düşünün arkadaşlar. Bunu itilaf devletleri kabul edebilir mi? Yani eğer bu savaşta yendiyse, toprak almayacaksa ya da savaş tazminatı almayacaksa o zaman niye bu kadar insan öldü? Değil mi? Bu yüzden İtilaf Devletleri sırf ABD kendi yanlarında savaşa girsin diye bu ilkeleri kabul ediyormuş gibi görünüyorlar. Ama bu ilkeleri kendi lehlerine çevirerek farklı şekillerde uygulayacaklar arkadaşlar. Mesela savaş tazminatı adı altında almayacaklar da savaş onarımı adı altında alacaklar. Diğer bir maddemiz devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacak. Her ne kadar bunun altında imza atmış olsalar da gizli anlaşmalar yapmaya devam edecekler arkadaşlar. Ve devletler arası ekonomik engeller kaldırılacak. Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu çözmek için uluslararası bir teşkilat kurulacak. Buradaki bahsettiği teşkilat Milletler Cemiyeti arkadaşlar. Günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in ilk hali gibi düşünebilirsiniz. Peki gerçekten görevini layıkıyla yerine getirmiş midir? Hayır. Sadece İngiltere'nin çıkarlarına hizmet eden bir kuruluş olarak kalmıştır. Zaten görevini yerine getirseydi İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı arkadaşlar. Bu yüzden Milletler Cemiyeti
tam anlamıyla görevini yerine getirdi diyemeyiz. Ve Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Bu madde gerçekten bize göre şurası arkadaşlar gayet uygun bir madde. Evet, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere kesin egemenlik hakkının tanınması. Peki, buraya kadar güzel. Peki bundan sonrası Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecek. İşte bu bizim için tehlike arkadaşlar. Çünkü Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktu. Ve içerimizde bizim birden fazla milletimiz var. Her millet biz kendi kendimizi yöneteceğiz derse o zaman zaten devlet diye bir şey kalmayacak arkadaşlar. Ve bir diğer madde de Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün devletlerin gemilerine açık olacak maddesi arkadaşlar. Evet, Wilson bu bildirgeyi yayınladı. İtiraf devletleri bu bildirgeleri kabul etti. Tamam, biz bu kurallara uyacağız dedi. Sen yeter ki bizimle beraber savaşa gir dedi. Ve ABD savaşa girdi. Zaten dengeler alt üst olduğu için kısa sürede ittifak grubu savaştan çekildi arkadaşlar. Peki bir de Paris Barış Konferansımız var arkadaşlar. Paris Barış Konferansı nedir ve niçin toplanmıştır? Paris'te toplandığı için Paris adını almıştır. Niçin toplanmıştır? Yenen devletler, yenilen devletlerin den ne alacaklarını, nasıl alacaklarını, işte nasıl parçalayacaklarını bunları kararlaştırmak için oluşturdukları bir konferans arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmalarının şartlarını görüşmek üzere Paris'te konferans topluyorlar. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle barış anlaşmaları imzalıyorlar. Peki neden Osmanlı ile imzalamıyorlar? Çünkü Osmanlı'yı daha hala nasıl paylaşacaklarına karar veremiyorlar arkadaşlar. İtilaf devletleri Osmanlı'yı nasıl paylaşacaklarına karar veremediği için onlar da Osmanlı ile anlaşmayı imzalamıyorlar. Diğer barış devletleriyle anlaşmayı imzalıyorlar. Bu anlaşmalarda da Wilson ilkelerine uymayarak yenilen devletleri acımasızca eziyorlar arkadaşlar. Ve yenilen devletlerden onarım ücreti adı altında ödenmesi mümkün olmayan ağır savaş tazminatları istiyorlar. Ve sömürgecilik belki şurada sömürgeciliğin kalktığına dair maddenin altına imza atıyorlar. Ama bunun ismini değiştiriyorlar. Sömürgecilik demiyorlar da manda ve himaye diyorlar arkadaşlar. Yeni bir isim getiriyorlar. Manda ve himaye adı altında sömürmeye devam edecekler. Ve dünya barışının korunması için kurulan Milletler Cemiyeti barıştan çok İngiltere'nin çıkarlarını koruyan bir cemiyet haline gelecek arkadaşlar. Ve tüm bunlar büyük bir yıkımdan çıkan devletlerin yeni bir yıkıma doğru sürüklenmesine neden olacak. Neyden bahsediyoruz arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'na da belki sebep olacak maddelerden bahsediyoruz. Peki gelelim etkinliklerimize. İtilaf devletlerinin Paris Konferansı'ndaki tutumlarından hangileri Wilson ilkelerine aykırıdır diyor arkadaşlar. Bakın ne olarak imzalamışlardı? Gizli anlaşmalar yapılmayacaktı. Savaş tazminatı alınmayacaktı. Toprak alınmayacaktı, sömürülmeyecekti. Ama bütün bunları ne yaptılar arkadaşlar? Başka bir şeye bürerek, başka bir mantığa bürerek yine uyguladılar. Gizli anlaşma yapmaya devam ettiler. Savaş tazminatı yerine onarım ücreti adı altında aldılar. Sömürgecilik yerine manda ve himayeyi getirdiler. Ve yine İngiltere'nin haklarının korunması amacına hizmet ettiler arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti ile barış anlaşması imzalanamamasının sebebi ne olabilir? Henüz nasıl paylaşacaklarına karar verememeleri arkadaşlar. İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı henüz nasıl paylaşacaklarına karar verememeleri konusunda imzalamamışlardır. Peki Milletler Cemiyeti'nin İngiltere'nin çıkarlarına göre hareket etmesi hangi sonucu doğuracak arkadaşlar? Yine burada Milletler Cemiyeti'ne olan güven sarsılacak, aldığı kararlar sorgulanacak, yeni anlaşmalar yapılacak. Zaten İkinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra da Milletler Cemiyeti önemini kaybedecek arkadaşlar. Peki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan sözde barış anlaşmaları yenilen devletlerde hangi duyguları doğurmuştur arkadaşlar? Evet, sözde barış anlaşmasıyla ne olacak? İnsanlar gerçekten Wilson ilkelerine göre mesela Osmanlı Devleti imzalanan Wilson ilkelerine güvenerek savaştan çekildi. Gerçi çekilmese mücadele edebilecek askeri gücü var mıydı? Yoktu. Ama yine de devletler buna çok güvenmişlerdi. Ama itilaf devletleri bu maddelerde ne yaptılar? Kendilerine göre
bir şekle soktular arkadaşlar. Ve Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan sözde barış anlaşmalarıyla kaybettikleri yerleri yeniden alamayan devletler kin beslemeye ve rekabeti artırmaya devam ettiler arkadaşlar. Ve bu yüzden bir barış ortamı olabilir mi böyle bir şeyde? Hayır. Barış ortamı da olmayacak. Nitekim İkinci Dünya Savaşı'nın da meydana gelmesini sağlayacak arkadaşlar. Peki bu işgal yıllarında Anadolu'ya bakalım arkadaşlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'ni yöneten bir grup vardı biliyoruz ki İttihat ve Terakki Hükümeti. Bunlar arkadaşlar savaşın sonlarına doğru hani bunlar bizi savaşa soktuğu için tabii ki halk bunlar üzerinde büyük bir baskı oluşturacak. Sizin yüzünüzden girdik, bu kadar toprak kaybettik diye bu baskıya dayanamayacaklar ve zaten savaşın sonlarına doğru ülkeyi terk edecekler arkadaşlar. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa tarafından yeni bir hükümet kurulacak. Bulgaristan'ın da savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasındaki bağlantıyı koparacak ve zor durumda kalan Osmanlı yöneticileri ateşkes istemekten başka çare bulamayacaklar. Ve Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay, yine İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Carfrock arasında Limne Adası'nda Mondros Limanı'nda demirli bulunan Agamemnon zırhlısında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanacak. 30 Ekim 1918 arkadaşlar. Bu ateşkeste biz Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiş oluyoruz. Yani bir savaşı bitirebilmek için önce bir ateşkes imzalıyorsunuz. Savaştan sonra barışı devam ettirmek için barış anlaşması imzalıyorsunuz arkadaşlar. Bizim imzaladığımız ateşkes anlaşması da Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmak için yapılan bir anlaşma. Ama Mondros Ateşkes Anlaşması bizim yeniden bir savaşa girmemizi sağlayan bir ateşkes anlaşması olmuştur. Maddeleri o kadar ağır ve maddeleri bizim ülkemizi parçalamaya yönelik olduğu için biz yine bağımsızlığımızı kazanmak için ne yapacağız? Kurtuluş mücadelesine gireceğiz arkadaşlar. Şimdi neler varmış? Neden böyle diyoruz Mondros Ateşkes Anlaşması'yla? Bu arada adının neden Mondros olduğunu anladık mı? Mondros Limanı'nda imzalandığı için arkadaşlar. İtilaf Devletleri'nin uyguladıkları maddeler arkadaşlar zaten ne istediklerini çok açık bir şekilde bize gösteriyor arkadaşlar. Ve kesinlikle amaçlarının şey Wilson ülkelerindeki gibi bizden toprak almamak, savaş tazminatı almamak olduğunda zaten bu maddeler ortaya çıkarıyor. Peki ne var bu maddelerde? Hemen bakalım arkadaşlar. Boğazlar açık olacak ve itiraf devletlerince işgal edilecek. Zaten boğazlar bizim için çok önemli değil miydi? Başkentin korunması için çok önemli değil miydi? Zaten ben burada başkenti çok rahat bir şekilde işgal edebileceklerini buradan söyleyebilir miyim? Evet. Ve sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Bütün savaş gemilerine taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacak. Ben bunu diyerek zaten askerleri terhis ederek yani şunu diyorum ben işgal itiraf devletleri şunu demek istiyor bize. Biz sizin ülkenizi işgal edeceğiz. Sizler bu işgale karşı bir direniş göstermeyeceksiniz. Direnişi gösterebileceğiniz şeylere de el koyuyoruz diyor. Askerine el koyuyor, silahına el koyuyor. Değil mi? Bu yüzden bizim işgallere karşı koymamızı engelliyor arkadaşlar. Tüm telsiz telgraf hatlarını kontrolü, yine Toros tünelleri, bütün demir yolların denetimi itiraf devletleri tarafından sağlanacak. Bu da olası bir birlik, beraberlik durumunu engellemek için arkadaşlar. Hani bunlar işgal edilir, diğer şehirdekiler de birleşirler, bu işgalleri kaldırırlar, engellerler diye bakın her şeyi düşünüyorlar. Ve itiraf devletlerinin esirleri derhal serbest bırakılacak ama Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak. Tamamen uluslararası eşitsizliğe, yani eşitliğe aykırı bir madde arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde eşitlik yok burada. Ve işte Mondros Ateşkes Anlaşması'nın zaten can alıcı maddesi de 7. maddedir arkadaşlar. Milli Eğitim de genellikle 7. ve 24. madde üzerinde durur arkadaşlar. Gene sorularda bu iki madde üzerinden çıkar. Nedir 7. madde? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. 7. madde. Ne demek istiyorum ben burada? Yani bu resmen
İtilaf devletlerinin işgalleri için, yapacakları işgaller için resmen hukuki bir dayanak hazırlıyor arkadaşlar. Zemin hazırlıyor. Yani ben istediğim her yeri işgal edebilirim. İşte bakın maddem de bu. Dayanağım da bu. Değil mi? Güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa. Bu çok basit. Buna bahane uydurmak. Benim güvenliğim burada tehdit altında diyebilmek çok basit. Çok ucu açık bir madde arkadaşlar. Bu yüzden itilaf devletleri işgallerini hukuki bir dayanak oluşturmuşlardır. Ve bir diğer madde de 24. madde arkadaşlar. Bu maddede de ne diyor? Doğudaki 6 vilayette, vilayeti sitte denir. Sitte 6 demektir. Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van. Eğer bu illerde karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu illeri işgal edebilecekler. Ne yapacaklar peki işgal edip? Burada bir Ermeni devleti kurulmasını sağlayacaklar arkadaşlar. Öncesinde de Ermenilerle zaten bu şekilde bir anlaşacaklar. İşte biz size merak etmeyin doğuda bir devlet kuracağız. Yeter ki siz bize hizmet edin diyecekler. Ve Ermenileri de bu şekilde bize karşı kullanacaklar arkadaşlar. Peki gelelim beraber yapalım şu etkinliğimizi arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti'nin savunmasız hale getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Hangisiyle bunu söyleyebiliriz arkadaşlar? Burada bakın sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek ve bütün savaş gemilerine, cephanelere el konulacak. Bunu yazabilir miyim? Bunu yazabilir miyim arkadaşlar? Evet, buraya B diyebilirim. Peki, bir tane daha diyebilir miyim? Aslında burada C'yi de söyleyebilirim. Çünkü savunmasız hale getirip işgallerini kolay hale getiriyor değil mi? Tüm telsiz telgraf hatlarını, Toros tünellerini, bütün demiryolların denetimini hepsini ne yapıyor? İttihat devletleri tarafından sağlanabiliyor. Bu yüzden burada D'yi de C'yi de söyleyebilirim arkadaşlar. Peki işgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlayan madde burada yine C'yi de söyleyebilir miyim arkadaşlar? Evet, işgallere karşı Türk milletinin birleşmesini engellemek istemesi yine burada C diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bir diğer cümlemiz, yorumumuz Osmanlı topraklarının işgalini hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır. Evet bunu biraz önce söyledim. 7. madde değil mi? İtilaf devletleri istedikleri yerde ne yaparlar? İşgallerini gerçekleştirebilirler. Değil mi arkadaşlar? Bunu söyleyerek ne yapıyorum? İstedikleri yeri işgal edebileceklerine zaten zemin hazırlıyorum. Bir de ileride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamaya amaçlayan maddemiz de 24. madde. Bunu da nerede bahsettik? E şıkkında bahsettik arkadaşlar. Ve itilaf devletleri barış anlaşmasının imzalanmasını dahi beklemeden Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini dayanak göstererek Osmanlı topraklarını işgale başladılar. Düşünün ki daha savaş biteli 3 gün olmuş. 3. gününde arkadaşlar İngilizler ne yapacaklar? Hemen Musul'u işgal edecekler. Neden Musul? Neden Musul arkadaşlar? Bakın Musul'u işgal etmesinin temel nedeni ne? Petrol kaynaklarını ele geçirmek. Değil mi? Musul zengin petrol yataklarının olduğu bir yer. Ve daha sonra Antep, Urfa ve Maraş'ta işgal edecekler. Ve Samsun, Çanakkale, Kars, Batum ve Ardahan'da asker çıkaracaklar. Fransızlar Adana ve çevresini alacaklar. İtalyanlar ise Antalya, Konya ve Muğla çevresini işgal edecekler arkadaşlar. Ve itilaf devletlerinin donanmaları 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelecek. Ve o gün düşman gemilerinin gören Mustafa Kemal Paşa yanındaki arkadaşı Paşa artık İstanbul'a da geldiler. Herhalde bizim bitişimiz bu. Artık buradan dönemeyeceğiz herhalde diyecek. O da onun lafına karşılık diyecek ki merak etme geldikleri gibi giderler diyecek arkadaşlar. Peki geldikleri gibi giderler sözünden Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini çıkarabiliyoruz? İleri görüşlük ve kararlılık. Şimdi burada neden ileri görüşlük dedim? Çünkü arkadaşlar geçen yılda da Milli Eğitim bunun ileri görüşlülük olarak alıyor. Dikkat edin sorular arkadaşlar. Zaten ileri görüşlülük ve kararlılığı aynı şıklara koymuyorlar. Ya ileri görüşlülük ya kararlılık oluyor. Ama ileri görüşlülük de gelirse bunu da garipsemeyin arkadaşlar.
geldikleri gibi giderler. Bir öngörüde bulunuyor. Bu yüzden ileri görüşlülüğü de diyebiliyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Osmanlı topraklarının işgalini görebiliyoruz herhalde. Evet, burada yine arkadaşlar, İtilaf devletlerinden, işte İngilizler, bakın arkadaşlar, Musul, Hatay, Adana, İngilizlerin Fransızlara bıraktıkları Maraş, Antep, Urfa'yı Fransızlara bırakıyorlar. Ve yine Musul ve çevresini, Irak dolaylarını İngilizler kendileri işgal ediyorlar. Fransızlar yine İngilizlerden güç alarak Adana, Hatay, Halep taraflarını işgal ediyorlar. İtalyanlar Antalya civarını arkadaşlar, Yunanlar İzmir ve çevresini ve Ermeniler Kars ve çevresini işgal ediyorlar. Evet, gördüğünüz gibi İstanbul'da işgal altında, Zonguldak'ta birçok ilde işgal altında diyebiliriz arkadaşlar. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ağır hükümlerine rağmen Osmanlı devlet adamları Wilson ülkelerine güvenerek teslimiyetçi bir politika izlemişler. Ama gittikçe ağırlaşan şartlar sonucu Ahmet İzzet Paşa hükümeti de devriliyor arkadaşlar, istifa ediyor. Ve yerine damat Ferit Paşa tarafından yeni bir hükümet kuruluyor. Padişah ve damat Ferit Paşa işgallerin geçici olacağını düşünüyorlar. Ve halktan işgaller karşısında sakin kalmalarını, aşırı tepki vermemelerini istiyorlar. Mustafa Kemal Paşa ise Mondros Ateşkes Anlaşması'nın doğuracağı felaketi önceden sözlüyor. Ve bu anlaşmanın en çok ülkeyi yabancı işgaline açık bırakan hükümlerine tepki gösteriyor. Ve bakın şurada da bir sözü var. Mondros Ateşkesi Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartıcı bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancı işgaline açık hale getirmiştir diyor. Peki hangi maddesine en çok tepki gösteriyor? 7. madde değil mi arkadaşlar? Çünkü istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi. Ve Mondros Ateşkesi'nin anlaşmasından sonra işgaller yayılacak, ülkede her geçen gün şartlar ağırlaşacak ve damat Ferit Paşa hükümeti işgaller karşısında sessiz kalacak ama halkın tepkisine neden olacak ve işgalci devletlerle işgallere karşı ülke genelinde büyük mitingler düzenlenecek arkadaşlar. Evet, burada dersimiz sona erdi. Bir dahaki dersimizde işgallere karşı Anadolu'daki halk neler yaptı onlara değineceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.